mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Bu akşam farklı bir video ile karşınızdayız. Çünkü videoda sadece beni görüyor gibi görünse de aslında... Biraz çevirin arkadaşlar. Çevirin arkada biz varız. Burada biz varız. Biraz daha çevirseniz karanlık var. Şimdi 360 derece videoları biliyorsunuz başlattık. Çok da güzel oldu. Hatta Türkiye'de ilk kez bir fuarı 360 derece size gezdirmiştik. Şimdi 360 derece sohbetlere başlıyoruz. Bu kısa bir video olacak. Çok fazla zamanınızı almayacağız. Bu 360 derece videoların bazı artıları var, bazı dezavantajları da var. Mesela dans etsen burada görüyorlar. Çevirip çevirip görüyorlar. O yüzden ciddidir o böyle. Şöyle bir durumu var. Mesela çözünürlük konusunda problemleri var. Mesela Kerem, sen bu konuda ne söylemek istersin? Abi gelişmesi lazım ya. Senin şeyini bayağı baştan sona izledim. Yani çok iyi bir deneyim. İstediğin her tarafa çevirip bakabilmek çok güzel ama kalite hakikaten artmalı yani. Bir eski 360p zamanı geri geliyor bunlar ne yazık ki. Kerem evet. Kesinlikle çok haklı. Şöyle bir durum var. Yani siz bu videoyu izlerken 1080p seçeneği de açık ama değişen bir şey yok. Yani o nedenle hiç zorlamayın. Bitrate basamıyor yani. 720p'yi kullanabilirsiniz. Mesela bununla ilgili başka ne yapabiliriz Korhan? Abi zaten şu aklıma şey vardı hani bu sohbette aslında bizim ofise gelmek isteyenler bir nevi şu an ofis turu atmış durumda. Ofisi görüyorlar yani. Geziyorlar. Bu arada işte. Ofisi 360 derece çekmiştik. Onu yayınladık mı? Yayınlamadık. Şu anda kayıtta. Yani aslında bir tane de videomuz cepte var, arkadaşlar. Evet canlı yayında. Tolga unuttu. Tolga'ya fırça. Yani burada benim de suçum var. Ben de yayını alabilirim. Dördüncü videoda o zaman Tolga'ya ceza olarak soyunmasını söylüyorum. 360 derece videoda. Şuraya da mesela hologramla Tolga'yı koyabilsek ne güzel olurdu. Yani Tolga böyle kebap yerken falan çıkıyormuş. Evdeyim şu anda. Ya bugün adam ofiste bir dürüm yedi abi. Bir geldim toplantıdan. Camları falan açtırdı abi. Cayır cayır kokuyordu abi. Neyse aslında. Bir de onun şey efsane olayı var. Canlı yayına girerken çok acıkmış. Evet, toplantıdan gelmiş. Sen mi vardın? Ben vardım. Bildiğin sen aç yayını dedi. Ben de burada dedi gömeceğim durumu dedi. Abi ciddi misin falan? Evet dedi. Canlı yayında koltuğun, koltuğun böyle yani kadrajın bir metre dışında böyle hamur hamur dürüm yedi. Ve daha şey bitmeden ağzındaki bitmeden oturdu masaya. Ya dürüm yiyordum arkadaşlar. Kusura bakmayın girdi yayına. Ama yani efekt devam ediyor. Öyle. Mesela dürüm yedim ve kolları sıvamış tam böyle hani Urfa, Antep, yemek seven böyle hafif göbek de var adamda. Geliyor bir de şapur şupur da dürüm gördüm falan. Müthiş bir hızla yedi ya hani koskoca dürüm 2 dakikada falan yok oldu. Yani gömdü dürümü yani. Headshot yapmış. İzleyenler de belki ekran başında emek yiyordu hani o efekti vermek istedi belki. Hani evet. rahat olmak için öyle bir şey yapmış olabilir. Çıkmış tabii. Dostlar aynen böyle. Şimdi bizim YouTube kanalımız var. Abonesinizdir diye tahmin ediyoruz. Abone değilseniz abone olun. İbrahim... Başta abone olmak için şuraya tıklayın. Nereye tıklayacağız? Nereye? Adamlar nereye başlayacağız? Her şuraya tıklayın. Abone olun. 360 derece içeriklere çok önem veriyoruz. Aslında daha enteresan bir kamerayla daha ilginç çözümler yapıyoruz ama evet. Orada da hani 360 derece görünüyorsa kol gibi fiyatlar falan var ama yine de bir şekilde çözmeye çalışacağım. Şimdilik şu anda LG 360 kendinden yayın yapıyoruz. Samsung'un da bir çözüm var. Onu da deneyeceğiz. Bu çok tabii mobil bir ürün. Yani taşıması çok kolay, çok hafif. Çok iyi abi. Hani kaliteye o yüzden çok da laf etmemek lazım. Çok kesinlikle. Kompakt bir 360 derece. Yani ben ofiste çalışmaya başlamadan önce hakikaten el kadar olduğunu söylemiştin abi videoda ama şu an gerçek gözümle görüyorum hakikaten bir... Ne kadar elini... mesela şu an neye benzeteceksin mesela LG 360? Evet. Kanalın kapanma riskini göze alıyorsak falan. Sana fatura edeyim. Neye benziyor mesela? Yani şekillendiremiyorum şu anda. Parmak gibi. Ne, USB bellek tabii ki değil mi? Tabii ki. Yani, evet, tabii ki. Yani. Peki siz, arkadaşlar. Sizin aklınıza ne geldik yani? Peki o zaman. Kör nokta var mı? Kör nokta yok. Yani, yok kör nokta değil de tam bu yan tarafta biraz görüntü. Mesela senin durduğun tamam. Yerde görüntü biraz şey. Bulanık. Bulanık gibi yani. Olabilir. Muhtemelen yani ben de öyleyim. Şöyle yaptığım zaman daha net olacak. Yani birkaç tane kamerayla o işi çözüyorlar ama ben Antep videosu şey yapmıştım. Abi senin eşinle yemek yediğin videoyu izledim ben. Aynen. O çok başarılıydı. Onda işte. Tepenizde ışık olmasına rağmen karanlıkta gayet iyi ışık alıyordu mesela. Sesi çok iyi alıyor. Aynen öyle. Aynen. Ben önce de bildiğin abi bütün masaya baktım ne yiyorsun. Ha, ne yiyorlar yani. İndirdim baktım. Aynen. Antep olunca insan bakıyor yani. Ben şey yapıyorum ben konuşuyorum eşim nasıl olsa beni çekmiyor falan diyor. Sorudan fark ettim. Ben bakıyor çekiyorum. Peki o zaman çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. 360 derece videolar konusunda Shift Internet'in biliyorsunuz bir öncülüğü var.
buradaki öncülüğü tabii ki devam ettireceğiz. Çok sayıda bu içerikler gelecek size. Gittiğimiz ortamları, bu tarz sohbetleri 360 derece yayınlayacağız. İbrahim, bir sakıncası yok değil mi? Yayınlayabiliriz. Yok, yayınlayabiliriz. Peki, kendinize çok iyi bakın dostlar. Videomuzu paylaşın, beğenin, sosyal medyadan bize destek verin. Bize çok büyük katkısı oluyor. Abone değilseniz de abone olun. Kapatmadan büyük bir anonsumuz var abi, onu da yapalım mı? Twitch kanalı. Sorulacak yani. Mıyız abi? Twitch kanalı. Ya evet, bu adamla birlikte şimdi ben size bu videoyu kapatıp counter atacağım biraz. Twitch kanalından canlı yayınlayacağız. Twitch kanalımıza da abone olun. Onun kullanıcı adına yorumda paylaşırız yazarız. Tekrardan. O zaman buraya kadar. Kapatıyorum. Aynen. Dükkanı kapatıyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.